Rahmi Koç Müzesi'nde bir sükse orkestramıza bir işe geldik. Biraz yağmurlu bugün. Hem gelmişken hazır size de biraz Rahmi Koç Müzesi'ni gezdireyim istedim. Şimdi birazdan soundcheck yapacağız. Ondan sonra da Rahmi Koç Müzesi'nin güzel tarihi arkadaşlarım. Merhabalar. Evet, çok değerli. Yaylı tam burada İsmail. Ben de Doruk. Evet arkadaşlar, birazdan içeride çekeceğim sizi güzel güzel. Görüşmek üzere. Bu şimdi 1960 yapımı bir Messerschmitt'miş. Bir kişilik. Sonra bir Volkswagen geldi. 1969. Direkt kapalı galiba aralar, değil mi? Bu da 53 yılın bir Cadillac. ...35 yapımın bir Rolls Royce. Gerçekten efsane görünüyor. Salt yapım bir Austin. Bu sağ tarafta olduğu için büyük ihtimalle bir İngiliz arabası. Hatta bu bir taksi olarak kullanılıyor bile olabilir. Bu neymiş? Albin A10, ambulans diyor. Ambulansmış. Ambulans olarak kullanılıyormuş. Ben ayarlamıyorum geri ya. 60 yapım Ford diyor. Allah Allah. Ben ayarlamıyorum ya. Değil herhalde. Galaxy Starline diyor. Ford. 35 yapımlı bir Bentley. Bu da İngiltere yapımlı bir MG. Yani MGI. İngiltere yapımlı ama sol tarafı diyorsun. 59 yapım bir Fiat. Bu bir İngiliz. İngiltere yapımı. 52 MG bu da. Bu zaten bir Volkswagen. Bir de o. Yani. Split numara bir de o. Bu da 34 yapımı bir Ford. Gördüğünüz gibi çok efsane görünüyor. Bu da Lincoln. Ortam bayağı büyük yani. Eni kolu büyük Lincoln. Bu tarafa da geçeyim. Yapın bir Lincoln bu. Ya yani herhalde şomunu kullanmaya kalksam bütün yolu kaplar ya yani bu. 1913 yapımı bir Ford. Lastiklerine benziyor. 1937 yapımı bir Ford. Bu eski arabaları beğenenler Rahmi Koç Müzesi'ne kesinlikle uğramalı. Ya benim o kadar ilgim olmamasına rağmen bunlara bayılıyorum. Mercedes, 41 yapımı bir Mercedes. Türkiye'de kullanmış bazı. Plakası Türk çünkü. Diğerlerinde plaka yoksa diye bunda vardı. Arkada bir Ford var. 27 Ford. Burada 929 Ford var. Gördüğünüz gibi şahane. Silecek deliği de var. Şöyle içine de bakalım. Ya US Mail diyormuş. Bak şimdi ben bunu yeni gördüm. Posta aracı. Amerikan posta aracı. Mobilet diyor. Moped yani mobilet. Burada scooter varmış ama şu an burası çalışma aşamasında olduğu için diyor. Diyorlar. Türk traktörü. Tüm her şeyle. İçiyle. Bu da kamyon herhalde değil mi? Şimdi dur. Interaktif rafineri modeli diyor. Şimdi şöyle dönüyorum. Burada ne var? Burada Fiat Palio var. Gördüğünüz gibi şeffaf yapmışlar. İçinde her şeyini gösteriyor. Palio'nun bir özelliği Türkiye'de üretilmesi. Fiat Palio. Her yerini şeffaf yapmışlar.